Merhaba arkadaşlar. Bugün rehber serisi çekeceğim. Hani bir yerden başlamak lazım sonuçta, yeni de olsak. Oyuna başlarken, yani oyunu yeni oynamaya başlarken nelerde takıldım, neleri çok merak ettim veya nerelerde bir sıkıntı yaşadım, yapmayı bulamadım, onları düşündüm geçen gün. Ve böyle bir rehber serisi çekmek istedim. Benim bu oyuna ilk başladığım dönemde neleri merak ettiysem onların açıklamalı rehberini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün Hearthstone Bar nasıl yapılır? İşte Molten Armor nasıl yapılır? Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle kısaca anlatacağım. Çünkü bunları nasıl, nereden bulacağını bilen insanlar sıkılmasınlar diye detaylı bilgileri kısa anlatımlardan sonra vereceğim. Öncelikle şu haritanın en aşağısında magma bölümü var. Buradan Hellstone'ları kazıyoruz. Obsidian'la birleştirdiğimizde Hellstone bar oluyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde magma kısmından bar yapma aletini kaybettim. Hellforce. Biraz önce hazırlamıştım hepsini. Kim bilir nerede bıraktım onu. Ben şimdi hemen buluyorum onu. Şimdi ben videoya başlamadan önce videoyu nerede çeksem diye bir dolaştım. O yüzden kaybolmuş olma ihtimali var ama geri aldım diye hatırlıyorum çantamı. Ama göremiyorum. Buraya koymuşum onu. Şimdi bunu alalım. Biz kendi mekanımıza gidelim. Kusura bakmayın, ben hepsini ayarlamıştım aslında bu şekilde uğraşmamak için. Videonun alt kısmına anlatmaya başladığım yerin dakikasını yazarım. Siz de rahat edersiniz. Şimdiki Hellforce, bunu da magma kısmında evlerin içinden buluyoruz. Bunu kuruyoruz. Üzerine geldiğimiz zaman Hellstone var. 3 tane Hellstone ve 1 tane Obsidian'la yapılıyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Ben öncesinde toparladım hepsini. Obsidian'ı nasıl elde ettiğimizi de göstereceğim. Onu da suyla magma bir araya geldiğinde, yani birleştiği zaman üstünde mavi bir tane taş oluşuyor. O obsidian. Hellstone ve obsidian'ı kazabilmek için %65 kazma gücüne sahip bir kazmaya sahip olmanız lazım. Onun dışında Hellstone Bar'la neler yapabiliriz? Onları da göstereyim. Bunun için şu Iron Anvil neyse artık. Şu lazım. Şu aletimiz lazım. Üzerine geldiğimiz zaman bir başlık, bir zırh, bir ayaklık. Şöyle hemen göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle bir şey arkadaşlar. Molten zırh dediğimiz şey şöyle bir şey. Onun dışında neler yapabiliyoruz onları da göstereyim. Imp stop yapabiliyoruz. Bu oyunun başlarında bence güzel bir pet. Şöyle yanımızda çıkıyor. 25 damage var buffsız. Kullanışlı. Bu hammock ise öyle bir kazmamız var. Şöyle bir kılıcımız var. Şöyle de bir okumuz var. İki tane daha item yapılıyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ama onları yapabilmek için bir başka bir itemle birleştirmeniz gerekiyor Hellstone Bar'ı.
Bunları da şöyle kısaca göstereyim bunları da. Heh, okum yokmuş. Kılıç böyle. Kılıcın radyusu çok yüksek. O yüzden yeni baş hani. Kılıcın bayağı bir şeyini görebilirsiniz. Faydasını görebilirsiniz. Basılı tuttuğunuzda sürekli olarak saldırıyor. Oğlum biz nasıl koyuyorduk lan bunları? Niye koymuyorsun? Başka bir şey yapmış mıydık? Hayır. Şimdiki. Zırhın %17 silah damage'i var. Hani ekstradan %17 silah damage'i veriyor size tamamını giydiğiniz zaman. Yürüdüğünüzde etrafında ateş çıkartıyor. Toplamda 25 defansı var. Bu da hard mod öncesi yapabileceğiniz en iyi zırh. Toplam zırhın hepsini yapabilmek için 25 bara ihtiyacınız var. Onun dışında anlatabileceğim Headstone'u nasıl yapabildiğinizi göstereyim ben size. Pardon, obsidian'ı nasıl yapabildiğinizi göstereyim. Şu aşağıda yine magma kısmında lavın üzerine su döktüğünüz zaman şöyle bir kaya oluşuyor. Bu obsidian. Bunu kazdığınızda doğrudan alabiliyorsunuz. Aşağıda Hearthstone kasmadan önce şuradan pot yapmanız gerekiyor. Şu obsidian skin pot. Bu da yanmanızı engelliyor. Normalde lava girdiğiniz zaman yanmaya başlıyorsunuz. Benim aksesuarlarım var. Ondan dolayı gitmiyor ama normalde canınız hızlı bir şekilde gitmeye başlıyor. Hatta onu çıkartayım göstereyim. Hangisinde var? Şu. Şu olması lazım. Şu da olmuş. Bak, bu da değmiş. Şunu da çıkartalım. Ben bayağı bir sinir oluyorum o yanma etkisine, o yüzden bolca item kullanıyorum onlar için. Hatta bütün itemlerimi de. Şöyle dediğim gibi çok hızlı bir şekilde canınız gitmeye başlıyor. Ama şu potu kullandığınızda girdiğinizde bak bende o alevler bile çıkmıyor yani, saymaya başlamıyor. Şu anda yanma etkisi kesinlikle olmuyor bende. Ne kadar süre? 6 dakika boyunca sizi lavlardan, ateşten koruyor. Bunu neden anlattım? Aşağıda Hearthstone'ları kazarken lavın içine girip o şekilde kazmaya başlıyorsunuz. Bu şekil yaptığınızda çok hızlı bir şekilde Hearthstone'ları kazabiliyorsunuz. Yani toplayabiliyorsunuz. Hani daha fazla uğraşmamanız için anlatıyorum size bunu. Bu potu yapabilmek için de şöyle masanın üstüne bir tane boş şişe koyabilirsiniz. Veya bu işte pot yapma şeyini bulmuş olabilirsiniz, masasını. Her ikisinde de yapılıyor. Veya bir rafa da şişe koyabilirsiniz, boş şişe. Üzerine geldiğinizde obsidian skin pot. Obsidian, bir tane water leaf, bir tane fire blossom, bir de bottle water karşılığında yapılıyor. Diğer taraftan da göstereyim isterseniz. Hani sonradan bak, burada da aynı şekilde yapılabiliyor. Bunu yaptığınız zaman dediğim gibi çok rahat bir şekilde Hearthstone'ları kasıp molten zırhınızı ve silahlarını yapabilirsiniz. Onun dışında size burayla ilgili anlatabileceğim başka bir şey sanırım yok. Bu arada bu tarz videolar, yani detaylı anlatım istediğiniz videolar veya konular varsa yorumlarda bana bunlardan bahsedebilirsiniz veya sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırım size. Videonun
açıklama kısmına bunların nasıl yapıldığını da yazacağım. Hani sonradan hatırlamakta zorluk çekerseniz girip görebilirsiniz oradan. Rahatça videoyu da izlemek zorunda değilsiniz. Ama izleyip beğenirseniz daha çok hoşuma gider tabii. Desteğinize şu an ihtiyacım var dediğim gibi yeni açıldığım için. Neyse, çok fazla uzatmak istemiyorum. 10 dakika olmuş video. Biraz uzun olduğu zaman çok sıkıcı olmaya başlıyor. En azından bana göre öyle olmaya başlıyor. O yüzden çok uzun video çekmemeye çalışacağım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.